kariyer tercihi yapma adına öğrencinin kendini explore etmesi, farklı bir takım işler içerisine girmesi kendisini tanıması açısından çok önemli. Ben bu işi yapabilecek miyim? Mutlu olur muyum? Gerçekten bunu 10 sene, 20 sene yapabilir miyim? Yoksa 5 sene sonra ya da 10 sene sonra midlife crisis'a girip yeni bir kariyer içerisine mi gireceğim? Yani doktor olup daha sonra sanatçı kimliğini keşfeden birçok insan biliyoruz. Yani Ferhat Göçer örneği var, Cüneyt Arkın örneği var, var da var, bir sürü insan var. Ya da işte politik hayatı olan insanlar var yani iş dünyasından. Dolayısıyla yani o sektörlerin içerisine bir kere girmek gerekiyor. Yani ne kadar joyful olduğunu, ne kadar hani heyecan duyduğunu o mesleklerin içerisinde öğrencinin bunu keşfetmesi gerekiyor. Dolayısıyla yani dönüp dolaşıp aslında iş buraya geliyor. Bir şey yapmadan o işi yapabileceğini düşünmek çok büyük ahmaklık aslında. Ya önce bir şey yapmak gerekiyor, işin içerisine girmek gerekiyor, ayaklarını ıslatmak gerekiyor. Ayağınız ıslandığını görmeden, belki de ıslandığını, yani ayağınız ıslandı, ya o hoşunuza gitmeyecek belki. Yani şimdi diyelim bir öğrenci hani balıkçı olmak istiyor ama balık kokusundan nefret ediyor. Siz balıkçı olamazsınız yani. Anlatabildim mi? Bir kere balık kokusundan nefret ediyorsunuz. Deniz sizi tutuyorsa o işte mutlu olamazsınız. Yani o işin sınırlarını, o işin böyle dokusunu iyi bilmeniz gerekiyor. Bunun için de staj ve iş tecrübesi fevkalade önemli.